İlkini yaptık. Buradan kazanarak ayrılmak bizim için iyi oldu. Mutluyuz. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. İlginç bir maç oldu. Oyunun başında Dinamo Kiev iyi başlamıştı. Biz de tedirgin olduk. Geride kaldık biraz. Daha sonra toparladık. Hem gol attık, goller yedik. Rakip attı, biz attık. Derken sonunda attığımız gollerle avantajlı bir skor ama yeterli değil. Bunun rövanşı da var. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz. Dinamo Kiev'de de iyi oyuncular var. Zaman zaman bunu iyi kullandılar. Özellikle defanstan uzun attığı toplarla ve kanatlara getirdiği toplarla gole gitmeye çalışıyordu. Biz hücumda onları oynatmadığımız zaman etkili olduk ama geldikleri zaman onlar da etkili olmaya başladılar. İlginç bir maç oldu. Biz mutluyuz. Takımda şu andaki durumumuz şu. Yani takımda oynayan oyuncular eline gelen gayreti gösteriyorlar. Müsabakalara kazanarak gitmek önemli. Avrupa Kupası'nda özellikle gruplara katılmak bizim için çok önemli. Bu Dinamo Kiev için de geçerli. Bahtiyar için de söylerseniz zaten maçlar oynadığı için daha avantajlı gelmişti. O yüzden tercihimi Arthur Masuaku sakatlanınca ondan yana kullandım. Ama daha sonra da hücumda bek de gelince bu sefer iki bek ofansif oynayan sağ beklerini ve açıklarını kontrol etmesi ikisini umutla Bahtiyar'ı önlü arkalı oynattım. Elinde gelen gayreti gösterdi. Eksikleri de var, artıları da var. Daha yeni geldi. Dediğiniz doğru. Şu anda da o dönemi yaşıyoruz. Yani dediğim gibi bu geçiş döneminde maç kaybetmeden gitmek önemli. Dediğiniz gibi izleyenler için heyecanlı, keyifli maç oldu. Hem pozisyonlar var hem goller var. Sonunda bir kazanan takım oldu. İkinci maçta inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz da gol yemeyelim inşallah. Önce şunu söyleyeyim yani işte transferlerle ilgili bir konuşmaya gerek yok. İhtiyacı olunca yerine göre koyuyoruz, değerlendiriyoruz, katkı yapmalarını istiyoruz antrenmanda gördüğümüzde. Maçın ihtiyacına göre onun için bir kanaatleri %100 söylemek doğru değil. Cenk için de aynı şey geçerli. Sağlık olarak iyi olması önemli. Artık performans olarak yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek işte yeni gelenler için Cenk için de geçerli. Bu zaman alabilir. Bilmiyoruz ne kadar. Onun için Eylül ayına kadar bu iki maç daha var önümüzde. Onu atlatabilirsek ondan sonra daha avantajlı oluruz. Sayın Mürçeli Sözkil o hakem de bir ara şey yapıyordu maç bitiminde. Orada ben gittim yanına. O gelemedi ama ben gittim yanına. Geçmiş olsun diye konuştum o kadar. Yok, Sayın Şümütük'e ben de beklemiyordum. Geldi otele. Bir selam vermek için geldi. Ve de Beşiktaş forması verdiğim kendisine geldiği için. Tanıyorum Türkiye'de çünkü karşılıklı da rakipti bize. Çok da başarılı oldu Türkiye'de. Oradan Suudi Arabistan'a gitti. Ben hala başarılı bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Dün de sizle konuştuğum gibi buradan futbolcular ve futbol antrenörleri adamları çok yetişti. Romanya'nın öyle bir ekolü de var. O da onlardan bir tanesi. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you so much.